Ceylan, biz bazı konularda kötü bir başlangıç yaptık. Yani doğru iletişim kuramadık seninle. Bunda senin de payın var. Benim de payım var. Ama ben artık istiyorum ki bu evdeki herkes gibi biz de kardeş olalım. Senin mutluluğunda yanında olayım. Nikahında şahit olayım. Çocukların bana teyze desin mesela. Al. Bu ne Zeynep? Bu senin düğün hediyen. Zeynep, bu çok güzelmiş. Teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem. Bana çok fazla. Belli ki bayağı da değerli bir şey. Sen de değerlisin artık bizim için. Eğer kabul edersen çok seviniriz. Halil İbrahim'in bu hediyeden haberi var mı? Olmaz olur mu? Var tabii. İkimizin hediyesi. Hatta onun da size bir sürprizi var. Gel. Ne sürprizi? Gidince kendisi söyler. Bu da ne gerek vardı Halil İbrahim? İyi ki varsın kan kardeşim. Osman'ım sen de. Ben de. Hayatım. Aşk olsun, söyledin mi? Hani hep birlikteyken konuşacaktık? Sen hediyeni ayrı verecektin, ben ayrı verecektim Zeynep. Ya ne oluyor size böyle karı koca? Ballatacak mısınız bizi? Ne gerek vardı böyle hediyelere de? Ne hediyesi Halil İbrahim? Kardeşimle sana kasabadan güzel müstakil bir ev aldık. Hem Sevda'nın okuluna da yakın. Öyle mi? Hı? Ne gerek vardı ki? Osman'ın da benim de evim var zaten. Biz size yük olmak istemezdik. Yok canım, ne yükü? Olur mu öyle şey? Osman, Zeynep bana o kadar güzel bir hediye almış ki. Oy bacım benim. Osman'ım. Her zaman mutlu olmamı ister ha. Öyle tabii. Geriye bir tek nikah tarihi almak kaldı. Onu da siz halledersiniz herhalde değil mi? Ama durumlar biraz karışık tabii. Kendi aramızda, kendi yerimizde bir şey yaparız artık. Haklısın Halil İbrahim. O zaman ben bayramdan sonraya tarih alayım. Tamam mı Ceylan? Tamam Osman. Biraz koştur koştur oldu ama madem herkes öyle istiyor, öyle yapalım. Biraz yürüyelim mi yakışıklı? Sonsuza kadar. Sonsuza kadarmış. Hadi biz içeri gel. Hadi inşallah. Hayatım. Bu el meselesi nereden çıktı birdenbire? Son bir şans vermek istedim. Son bir şans derken? Yaşanan bazı şeyler iyi olmadı Zeynep. Bizden uzakta. Birbirlerini tanıyacakları bir hayat kursunlar. Eğer birbirlerini sevebilirlerse ne mutlu. Hiçbir şey anlamadım hayatım. Ama bence böylesi daha iyi oldu. Hem onlar için hem de bu evdeki huzurumuz için. Evet. Huzur önemli. Demin abin iyice tembihledi beni. Eğer kız kardeşimin huzurunu bozacak olursan affetmez, Ayşe'ye de benzemez, çeker vurur seni dedi. Aa, sen ne dedin? Ben Zeynep'in huzuru için varım. Onun huzurunu nasıl bozabilirim dedim. Benim huzurumu kaçıracak birkaç şey var. Bence sen bunları çok iyi biliyorsun ama. Yani. Vurulma konusuna gelince de ölmek bir kurtuluş olur hayatım. Senin benden kurtuluşun yok. Hani sen dayıma dedin ya, biz Zeynep'le evlendiğimizde vedalaştık diye. Artık vedalaşmak yok. Bundan sonra bütün raconlar, bütün tehditler Zeynep'ten sorulur. Ben sadece onun yanında olacağım. Ha, bütün raconlar, tehditler bendeymiş. Bu arada dün gece biz uyurken Halil İbrahim neredeymiş, haberiniz var mı? Nereye gitmiş? Halil İbrahim nereye gittin de? Nereye gitmişim? Asiye'nin evine gidip babamın boğazına yapışmış.
Eğer Zeynep'i bir daha üzersen sonu çok kötü olur demiş. Ben de diyorum ki Eylül babamın parfümü kokuyor diyorum. Yok kolonyalı mendil diyor bir de bana. Kim diyor ya bunları? Yok öyle bir şey. Senin baban rüya görmüş. Ben de öyle dedim. Kabus görmüşsündür dedim. Kabus kabus. Kötülerin kabusu Halil İbrahim. Olur mu? Çocuk haksız. Ya Eda Hanım bu nasıl bir şeymiş ya? Hiç bundan benim. Daha önce niye yemedik ya? Bana da Eda bir dilim. Bana ne yiyeceğim? Ya yalnız gitme de böyle. Zeynep'im. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok öyle uykum kaçtı. Ne takıldı kafana da uykun kaçtı? Ya yok önemli bir şey yok hayatım. Sen açma uykunu. Belli ki bir gündemimiz var. Söyle bakayım. Yok. Yani bir gündemimiz yok da. Benim aklıma bir şeyler geldi. Sonra olsa ne güzel olur diye düşündüm. O güzel aklına nasıl fikirler geldi? Söyle bakayım. Ama ortada hiçbir şey yok yani. Bu sadece benim düşüncem. Ne düşündün sen Zeynep? Sence? Hı. Oğuz'la. Olmaz Zeynep. Hayır. Ya ne demek hayır ya? Daha bir şey söylemedim bile. Ben anladım senin ne diyeceğini Zeynep. Olmaz. Ama sen de fark ettin değil mi Eda Nur'la Oğuz? Zeynep olacak iş var, olmayacak iş var. Hayatım biz olacak iştik sanki seninle. Bu Eda Nur'un Oğuz'a karşı bir şey mi var? Ay yok canım ne alakası var? Ben birkaç zamandır yakıştırıyordum ikisini. İşte şimdi seninle paylaştım. Ha sen niye olmaz diyorsun? Görevi var adamın. Adamın görevi falan yok hayatım. Ayrıca görevi olan insanlar evlenemiyor mu? Evlenir tabii. Evlenir de. Doğru olmaz yani. Hayatım niye doğru olmasın ki? İnsan sevdiği birini kaybettiğinde bir daha başkasını sevemiyor mu? Hayır öyleyse söyleyebileyim. Sen beni sevmiyor musun mesela? Allah Allah. Ne alakası var Zeynep? Tabii ki ben seni çok seviyorum da. Yani Oğuz öyle bir adam değil bir kere. Sen Oğuz'u ne kadar tanıyorsun ki? Ha üstelik adam senin evinde misafirken ne diyecek yani sana? Gelip ben Eda'mdan hoşlanıyorum mu diyecek? Tamam diyemez. Ama eğer bir gün böyle bir şey söylerlerse ya da ben böyle bir şey hissedersem gider konuşurum onlarla. Bu olana kadar da bunun üzerine konuşmaya gerek yok yani. Tamam hayatım. Tamam ya. İyi geceler. Asiye abla ben daha fazla buraya gelemem. Bak Osman kapıda. Bana sürekli neyim var deyip peşime takılıyor. Bu su gelişir olacak Ceylan'ım. Merak etme. Bu hastane odalarında iş çevirmeyi senin o Zeynep'le Eda Nur öğretti bana. Benim arkamda nasıl kuyumu kazdılar nasıl. Şimdi sıra sende. Bu gece o Zeynep'in kuyusunu çok derin kaz. Evde o kadar insan varken nasıl olacak o iş? Herkesin planı var. Meydan sana kalmış. O Zeynep'i vuracaksın. Ben nasıl çıkacağım orada? Sen orada çıkmayacaksın. Çıkmış gibi yapacaksın. Ha? O evde gizli bir geçit var. O kapıyı açacaksın. Biri sanki girmiş, sıkmış çıkmış gibi yapacaksın. En önemli yer. Çok iyi rol yapacaksın. Onun ölüsüne o kadar sarılıp bağlayacaksın ki. Bakarsın belki Halil İbrahim de sana sarılır alır.
Aa. Güzel olmaz mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.